Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar, üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan, terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez, bunu birileri öğrenecek. Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün 25 Ekim 2021 Pazartesi Ulusal Kanal'da ve Ulusal Radyo'da. Türkiye'nin halkçı, devrimci yayın organlarında televizyon gazetesine başlıyoruz. Efendim, e, e, muhteşem bir başlık. Yeni rota Atlantik Büyükelçilerine yol göründü diye arkasında ne var hemen anlatacağım. E, ardında Biden varmış, bu 10 Büyükelçinin bildirisinin arkasında Biden varmış. Herhalde yani bizim emir olacak e, değil diye ya yani. E Biden bunu açık açık ilan etti, her türlü yolu deneyeceğim dedi darbe hariç, muhalefeti güçlendireceğim dedi. Yetmemiş muhalefet, Amerika, Hollanda, İngiltere, Almanya vesaire de elçilerini de sürdüler devreye. Onur Öğmen daha büyük bir kriz tetiklenmek isteniyor demiş, İsmet Özçelik Topyekün saldırı demiş. Bakacağız bunlara tek tek, bunlar tabii konuşuyorlar ama yapan TGB, TGB ne diyor, istenmiyorsunuz diyor. Bugün Amerikan Büyükelçiliği önünde bir e, protesto gösterisi düzenliyor e, Türkiye Gençlik Birliği. E, Karar Gazetesi garip bir başlık atmış. Ne demiş bakayım ya dur garip dedik ama şimdi hakikaten garip ha. Dışişleri iki gün direndi demiş. Dışişleri niye iki gün direniyor? Dışişleri başka şeye direnmiyor. On Büyükelçiyi persona non grata ilan edelim dediğinizde dışişleri <laughs> direniyor şey Ünal Çeviköz dışişleri görevden affını istesin demiş oldu tabii yani affa falan da gerek kalmayacak zannediyorum dışişleri direndi mirendi haberlerine bakarsak başka bir şey olacak dışişlerinde hadi ben söylemeyeyim ama Çavuşoğlu gider büyük bir ihtimalle Abdülkadir Selvi de bu havada ya ne yapabiliriz ya bir dakika ya havasında Ş hemen adamları kovmayalım. Bir ihtimal daha var, onu kullanalım falan diyor, bazı seçenekler sunuyor. Melih Altınok, Büyükelçiler gönderilir mi demiş, neyi tartışıyorsunuz? Dur bakalım ya, neyse tartışsınlar biz de girelim aralarına. Tek adam diplomasisi, ha daha suçlayıcı başlıklar da varmış. Ya işte bu Büyükelçi'yi kovuyor adam, işte tek adam diplomasisi böyle olur da bilmem ne de. Danada saldırganı var, hır uğruna ülkenin geleceğini tehlikeye atıyor demiş Sözcü gazetesi. Sözcü'ye de bir haller oldu. Yani birkaç senede bir gazete bu kadar mı dönüşür? Hayret. Şey, Temel Karamollaoğlu karşı çıkmış gönderilmelerini elçilerin. Akit de tabii çok iyi birbirlerini tanıyorlar ya, sen kimin alçısısın bakayım demiş. Böyle bir ilginç şey tartışması var. Tartışma elçilerin gönderilmesi gönderilmemesi tartışması değil arkadaşlar. İşin adını koyalım. Yani e, Fransızlar ne diyor? İyilerin noktası konulmalıdır. Koyalım noktayı. Bu tartışma e, büyük elçilerin Türkiye'den gönderilmesi gönderilmemesi tartışması değildir. Türkiye'nin Atlantik rotasından çıkıp Asya rotasına girmesidir. Bağımsızlaşma rotasına girmesidir. Gerisi lafı cüzaftır. Yok arkasında Biden varmış. Bütün büyükelçiler devletleri adına konuşur. Yurt dışında o devleti temsil eden makam büyükelçidir. Eğer büyükelçi bir şey söylüyorsa o devlet onu söylüyor demektir. 10 devlet Türkiye'yi çökertmeye, diz çöktürmeye, yormaya çalışıyorlar. Türk devleti de çekin gidin diyor. Tavır koyuyor. Bütün mesele Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu'nda söylediği tarihin sarkacı Asya'ya doğru lafında gizlidir. Türkiye artık Atlantik sistemine bağlı, emperyalizme bağlı değil, karşılıklı güven ve dayanışma içinde iş yapabileceği Asya ortamına giriyor, Asya çağına giriyor. Onu oraya sokmamak, Atlantik'ten kopuşunu engellemek çabalarıdır bunlar. Yani elçileri kovmayalım diyenler, aa kovuyor ya tüh diyenler Atlantik çağında kalmamızı istiyor demektir. Bu kadar basit. Bakın ne tarafa baksak aynı çelişkiyi görüyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK'yı tepeledikçe ABD'yi de tepeliyoruz. Böyle bir söz duydunuz mu şimdiye kadar herhangi bir İçişleri Bakanı'ndan? ABD'yi vuruyoruz diyor. ABD'yi tepeliyoruz diyor. Ondan sonra kalkmış bir bozuntu, süslü Süleyman bilmem ne. Kimin adına konuşuyorsunuz? PKK'yı tepeledikçe ABD'yi tepeliyoruz diyen bir İçişleri Bakanına karşı konuşuyorsunuz. Evet, tabi e, tabii bunun e, sonuçları da var. Kandil'den bittik feryadı gelmiş. Oh canıma değilsin. iyi olmuş. Şimdi bu emperyalizm emperyalizm diyoruz ya. bir küreselci filozofun emperyal düşlerini anlatacağız size. Bir de bir Amerikan akademisyeninin açıklamalarını. Ne diyor? Sahra altı ülkeler fakir kalmak zorunda. Bizler zengin olabilmemiz için. Hala konuşanlar varsa biraz beklesinler. Sıra buna gelecek. Ee, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta yapılması gerekenler tartışıldı. Güzel e, sonuçlar var. Gri e, liste değil, kara mizah. Bakın her taraftan geliyor üstüne. Amerika'nın adamını alıyorsun, çele atıyorsun, serbest bırak diye böyle haçlı ordusu gibi 10 ülke birden geliyor üstüne. İşte Doğu Akdeniz'de haklarımı koruyayım olsun, Türkiye saldırgan politika izliyor diye 4-5 ülke birden geliyor üstüne. E i̇şte... E, Bakıyorlar hiçbir şey yapamadılar. Kara parayı önleyemiyorsun diye gri listeyi alıyorlar. Kara paranın şahı Amerika'dır. Kara paranın şahı İsviçre'dir. Kara paranın şahı İngiltere'nin o bilmem ne adasındaki bankalardır. Ama Türkiye'ye vuracağız yani. Evet. Ee, ne dedik? Türkiye'nin Asya'ya yerleşme çağıdır dedik. Bütün gürültü bundan çıkıyor. Bakın. Son bir yılda Cumhurbaşkanı Azerbaycan'ı üçüncü kez ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir yıl içinde üç kez. Evet, Türkiye'nin yüzünün nereye döndüğü belli. Almanya'ya üstü kapalı tehdit kimden? Rusya'dan. Alman Savunma Bakanı demiş ki Rusya'ya karşı gerekirse silah kullanabiliriz. <laughs> Sergey Shoigu adamın ismini öğrendim artık unutmam. Sergey Shoygu demiş ki bunu en son yapmayı denediklerinde biz Berlin'e girmiştik demiş. Hatırlayın Nazi Almanyasına karşı Ruslar Berlin'e kadar gitmişti. Kapışma sadece bizimle değil, bütün Asya ile Atlantik arasında bir kapışma bu. Böyle bir şey var. Ha bunun medya ortamındaki şeyi de karşılığı da yalan haberciliktir. Yapılan bir araştırma sosyal medyada yapılan her 100 haberden 50'sinin yalan olduğu gerçeğini ortaya çıkartıyor. Örgütlü ve planlı algı çalışmaları cezalandırılmalı demiş araştırmacılar. Yine İbrahim Karagül, 2023'ü beklemeyecekler, Türkiye'nin sinir uçlarıyla falan oynayacaklar demiş. Bu da o yalan haberlerle yapılabilir. Nevşin Mengü, İran olmayalım dedik ama Kore olacağız galiba. Hiç olmazsa Kore olmasak falan gibisinden bir şey atmış. Güler misin, ağlar mısın? Bu arada Ösoy'la harekat trafiği başlamış. Suriye'ye büyük ihtimalle bir operasyon yapılacak. Ama bu G20 zirvesinden sonrasına bekliyoruz. Almanya duvara destek vermiş. Göçmen akınına karşı Almanya-Polonya arasında zannediyorum 360 milyon avroluk bir duvar örülmesine destek vermiş. Ya ne oldu arkadaşlar? 1990'da Alman duvarı... Berlin duvarı yıkıldı. Demokrasiye geçmiştik hani şimdi bütün dünyada duvarlar. Amerika Meksika sınırına duvar örmeyi planlıyor. Almanya Polonya sınırına duvar. Türkiye Meriç kenarına duvar gibi şeyler yaptı. niteliler yaptı. Biz İran Suriye sınırımıza duvar yapıyoruz. Hani duvarları yıkmak çok iyi bir şeydi. Hı? Şahane bir şey olacaktı. Ne oldu tekrar duvarlar? duvarlar ulus devletler oluyor değil mi? Ay, ay. Ha, e, Temel Bey'in Mercedes hikayesini biliyor musunuz Emir? Aa. Vallahi. <laughs> anlatayım mı? Daha anlatayım peki. E, temelde e, Temel olduğu bir televizyona e, konuk oluyor. E, şeyi vardır bunun videosu vardır. İzleyince daha iyi anlarsınız israfa karşı çıkıyor. Türkiye'de 700 Mercedes varsa bunun 500 devlet tarafından makam arabası olarak kullanılıyorsa bu günah türlü Hanımefendi diyor ki e, Temel Bey sizin makam arabanızda e, Mercedes diyor. <laughs> i̇şte, bu adamlar e, bize e, Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın diyorlar. Bu adamlar bize Osman Kaval'a serbest bırakılsın diyorlar. Bu adamlar bize Türkiye'yi şöyle yönetmek lazım, böyle yönetmek lazım diyorlar falan filan. Oy oy. Anam 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 anam. anam. Beni doğuracağına taş doğursaydın anam derler bizim orada. Büyükelçilerin arkasından bakıyorum Ulusal Kanal Haber gündemine Biden çıkmış. Peki bundan sonra istenmeyen adam ilan edilmesi süreci nasıl işleyecek? Ee, Vatan Partisi Dış İlişkiler Bürosu'ndan derhal uygulansın istenmeyen adam e, kararı denilmiş. Ee, oğlu, e, Karamollaoğlu şeyi meşru ilan etmiş HDP'yi. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın bırakılmasını istemiş. Numan Kurtulmuş ee, HDP ile olan ittifakları gizli işbirlikleri açıktır demiş. Kılıçdaroğlu gittiği bir yerde protesto edilmiş. Ee, Ukrayna meselesi, ABD'nin Türkiye ve Rusya'yı sıkıştırma politikası e, ele alınmış. Yargıtay bir emsal karar almış. E, vasıflı bir işçinin büyük şehirde asgari ücretle çalıştırılamayacağına hükmetmiş. Eee <laughs> biz niye çalışıyoruz asgari ücretle? He? Ekonomi berbat ama biz yine de şu 10 Büyükelçi meselesinden başlayalım değil mi? Hadi bakalım. Televizyon gazetesi başlıyor. Evet, şimdi bu 10 Büyükelçi meselesi neyi işaret ediyor bize, neyi işaret ediyor Türkiye'ye? Türkiye'nin Atlantik'ten kopup Asya merkezine yerleşmesi. Tam da merkezine yerleşiyoruz. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek söylüyor. Ne diyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanımıza talimat verdim. Bu 10 büyük elçinin istemeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dediğim sözlerini aydınlığa değerlendirmiş. Madde madde sayıyorum. Bir. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın ABD ve diğer Atlantik Büyükelçilerinin İslam yanında milan etme kararlılığıyla çizdiği yeni rota, Türkiye'nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü güvenceye alıyor. 2. Yeni rota, gerilen ekonomik krizde Atlantik beklentilerini havaya uçuruyor ve üretim devriminin yolunu açıyor. 3. ABD'nin kaos planına meydan okuma rotası yürürlükte, 4. Milli kuvvetlerin, Atlantikçilere karşı seçimi kazanma rotası çizildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Atlantikçilerin ABD'ye dayanarak iktidar olma planlarına öldürücü bir darbe indi. Ve 5 Türkiye üreticilerin milli hükümeti rotasına girmiştir. Şimdi bu maddeli, maddeleri biraz daha ayrıntılı ele alalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı'na verdiği 10 büyük elçiyi istenmeyen adam ilan etme talimatı bütün dünyada geniş yankı uyandırdı. Atlantik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlıkları'nda 8 şiddetinde sarsıntı yaşanıyor. Tarihi talimat Türkiye siyasetinde merkezine oturdu. <laughs> Aydınlık Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçe'ye Cumhurbaşkanı'nın talimatı konusundaki görüşünü sordu. Vatan Partisi Genel Başkanı şunları belirtti. Derya Hanım bu görüşler haber olarak var mı elimizde Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden? Peki bir bakın varsa kendi sesinden efendim. Öyle mi? Peki. E, Vatan Partisi Genel Başkanı şunları belirtmiş. Cumhurbaşkanının bu kararı Türkiye'nin yeni bir stratejik döneme girdiğini gösteriyor. Türkiye evet NATO üyesidir ancak ABD'yi isyan aşamasına girdi. NATO ile bağlarını çözüyor. Türkiye Asya Uygarlığı'nın öncüleri arasındaki meclisine yerleşme kararını ilan etmiş oldu. Yeni rota birinci olarak Türkiye'nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü güvence altına alıyor. İkincisi yeni rota girilen ekonomik krizde Atlantik beklentilerini havaya uçuruyor ve kaçınılmaz olarak üretim devriminin yolunu açıyor. Üçüncüsü bu rota ABD'nin kaos planına meydan okuma rotasıdır. Dördüncüsü bu rota milli kuvvetlerin Atlantikçilere karşı seçimi kazanma rotasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atlantikçilerin ABD'ye dayanarak iktidar olma planlarına öldürücü bir darbe indirmiştir. Beşincisi, Türkiye üreticilerin milli hükümet rotasına girmiştir. Atlantik sistemine meydan okumanın hükümet planı e, nesnel olarak belirlenmiştir. Biden tayfası telaş içinde harekete geçti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, devirme planlarını artık apaçık ABD stratejisine bağladılar. Türkiye'nin yalnızlaştığını öne sürüyor ve Atlantik sistemine geri dönüş propagandasına hız verdiler. Oysa yeni rotadan geri dönüş yok. Çünkü Türkiye'nin güvenliği de ekonomik çıkışı da çıkış yolu da bu rota üzerinde. Yeni, yeni rotanın seçeneği yok. Yeni rotadan vazgeçmek Türkiye'den vazgeçmek anlamını taşıyor. Nitekim ABD güdümlü büyükelçilerin küstahlığı Türkiye'nin milli kuvvetlerini sımsıkı birleştirmektedir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de geçen salı günü grup toplantısında ABD'ye kodri meydan duyordu. Sayın Bahçeli bu konuşmasında Rusya'nın enerji hatları ve Çin'in kuşak yol girişimiyle Türkiye'nin güvenliği arasındaki birlikteliğe işaret ederek Türkiye'nin mevzisini kesin hatlarla dile getirmişti. CHP, İyi Parti, HDPKK ve FETÖ'nün Atlantikçi yüzleri iyice ortaya çıktı. Türkiye'nin haysiyetli tavrına karşı ABD'nin piyonları olarak cepheden harekete geçtiler. Atlantik büyükelçiliklerinin tweetleriyle siyaset yürüttüklerini itiraf ediyorlar. Türkiye'yi ABD ordusunun silahıyla ve döviz baskılarıyla tehdit ediyorlar ancak Türkiye'ye girdiği mevzide kararlıdır. Cumhurbaşkanının Atlantik devletlerine meydan okuması AK Parti içindeki Abdullah Gül Ali Babacan Ahmet Davutoğlu kalıntılarını etkisiz hale getiriyor. Tayyip Erdoğan Beştepe'de veya dışında yuvalanan AK Parti içindeki Atlantik yanlılarının beklentilerine de kılıcını indirdi. Türkiye 2014 yılında Silivri duvarlarını yıkmamızla ve arkasından hükümetin PKK'yı hendeklere gömme kararıyla içine girdiği zor koşullardan devrimle çıkış rotasında inisiyatifi ele geçirmiş bulunuyor. Artık taarruzda olan ABD değil Türkiye'dir. Türkiye 200 yıllık milli demokratik devriminin tamamlama sürecinde tarihi sonuçlara ulaşma birikimini ve kararlılığını ortaya koymuştur. Türkiye'nin ufku açılmıştır. Vatan Partisi bu zor dönemin öncü partisi olarak sorumluluklarının bilincindedir demiş. Bir daha bu ilk beş maddeyi sayalım. Birinci sayfadan maddeler halinde sayalım. Bir Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ABD ve diğer Atlantik Büyükelçilerini ...istenmeyen adam ilan etme kararlılığıyla çizdiği yeni rota... ...Türkiye'nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü güvence altına alıyor. Evet, taviz verdikçe toprak bütünlüğümüzün tehlikeye girdiğini... ...son 40 yılda, 50 yılda iyice gördük. O yüzden e, bağımsız çizgi toprak bütünlüğünün güvencesi olacaktır. İki, yeni rota girilen ekonomik krizdeki Atlantik beklentilerini havaya uçuruyor... ...ve üretim devriminin yolunu açıyor. Nasıl? E şöyle... Bizi nereden sıkıştırırlarsa oradan büyüyoruz. Nereden üstümüze gelirlerse oradan devleşiyoruz. Nereden kopartmaya çalışırlarsa oradan birleşiyoruz. Bakın bizi Diyarbakır'dan, Hakkari'den kopartmaya çalıştılar. Ama şu anda gençlerimiz Diyarbakır'da, Batman'da, Mardin'de, Hakkari'de örgütleniyorlar Türkiye Gençlik Birliği. Vatan Partisi en çok bürosunu il ilçe e, örgütünü buralarda açtı. Demek ki birleşme e, kopmayacak bir e, şeyimiz var e, Türkiye olarak. Bizi nereden sıkıştırdılar? E, silah ambargosu bilmem ne dediler. Öyle şeyler ürettik ki savunma sanayinde onlar bile parmak ısırdı. Ekonomiden sıkıştırıyorlar. Türkiye büyük bir ülkedir. Eğer e, üretim devrimi rotasına girersek Öyle bir büyürüz ki ekonomik olarak. Biz onlara e, ekonomik ve siyasi ambargo uygulayacak hale geliriz. Son derece doğru bir tespit. 3. ABD'nin kaos planına meydan okuma rotası yürürlükte. <laughs> evet. E, bu Persona Non Grata çıkışı kimin ne olduğunu iyice ortaya koyan bir şey oldu. E, artık. Atatürkçü görünüp, milliyetçi görünüp, kaos yaratacak insanların aslında ne olduğu ortaya çıkıyor. Milli kuvvetlerin Atlantikçilere karşı seçimi kazanma rotası çizildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Atlantikçilerin ABD'ye dayanarak iktidar olma planlarını öldürücü bir darbe indirdi. Ve Türkiye üreticilerin milli hükümeti rotasına girmiştir diyor. Hayırlısı, uğurlusu olsun. Şimdi başka bir haber New York Times. Ardında Biden var demiş. ABD'nin New York Times gazetesi Büyükelçilerin açıklamasıyla ilgili bir makale yayınladı. Makalede mektubun arkasındaki itici güç, Erdoğan insan hakları ihlallerine karşı devletleri açıkça sesini yükselmeye, yükseltmeye çağıran Biden yönetimiydi denildi. Biraz ayrıntıya bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyükelçilerle ilgili açıklamasının ardından Önceki gün ABD'nin New York Times'ta Erdoğan'dan 10 batılı büyükelçiyi sınır dışı etme tehdidi başlıklı makale yayınlandı. Carlotta Gal imzalı makalede Osman Kavala'dan 2017'den beri hapiste olan tanınmış bir hayırsever diye bahsedilmesi dikkat çekti. Bunlar hep hayırsever oluyorlar zaten. Reza Zerrab da hayırseverdi. Yani. Ancak makalenin en dikkat çekici kısmı Büyükelçilerin ABD yönetiminden güç aldığı yönündeki değerlendirme oldu. Gal, Mektubun arkasındaki itici güç Cumhurbaşkanı'nın yani Erdoğan'ın insan hakları ihlallerine karşı devletleri açıkça sesini yükseltmeye çağıran Biden yönetimiydi ifadelerini kullandı. Analistlerin Erdoğan'ın ülkesinin töke, tökezleyen ekonomisine ilişkini endişelerine bağladığı kısa süreli bir çözülmenin ardından patlama yaşandığını belirten yazıda istenmeyen adam talimatının batı ile soğuk ilişkilere dönüşün işareti ol olduğu ifade edildi. Türkiye'nin dış politikasında değişimi anlatan Gal, son yıllarda Sayın Erdoğan, NATO'daki müttefikleri olduğu varsayılan batılı ülkelerle sık sık ihtilafa düştü. En belirgin olarak Suriye'de Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği Kürt grubuna verdiği destek konusunda Washington'la durumu kan davasına çevirdi. E kan davası da ondan yani. Kan davası kan davasına çevrilmez. Çevrilmez. Kan davası kan davasıdır. Ayrıca Türkiye'nin gelişmiş hava savunma sistemi satın almasıyla artan Rusya ile yakınlaşması hususunda ABD ile çatışmaya devam etti. Et, iyi, i̇yi ki etmiş. Aferin Erdoğan'a. Makalede görüşlerine yer verilen Washington Enstitüsü Türkiye Araştırma Program Direktörü Soner Çağaptay ise Ulan Soner hayatımın en büyük hayal kırıklığısın. Yani sana verdiğim sütü haram ediyorum ha. Soner Çağ ise Erdoğan'ın çıkışının ekonomik sorunları perdelemek ve batıyı suçlamak amaçlı olduğunu savundu. Ay işte Türkiye'de en çok bu savunuluyor. Ee, ekonomik sorunları perdelemek için e, batıyı suçlamak amaçlı. E, ya ekonomideki e, kötü gidişatı e, değil 10 e, Amerika 10 e, Avrupa Büyükelçisi'ni ülkesini kovarak ne yaparsan yap örtemez. O yüzden bu hikaye palavradır. Makalede şunlar yer almış. Erdoğan son zamanlarda Türkiye'nin çöken ekonomisini kurtarmak için batıya karşı tutumunu yumuşatmıştı. Washington Enstitüsü, Türkiye Araştırma Programı Direktörü Soner Çağaptay, diplomatların sınır dışı edilmesi tehdidiyle Erdoğan'ın bu kumardan vazgeçtiğini ve ekonomik kriz için batıyı suçlamasına izin verecek şekilde ilişkileri koparmaya yöneldiğini söyledi. Hiç kimse böyle bir şey yapmadı. Soner Çağaptay, sana da yazıklar olsun. Ne oldu diyeceksiniz. Ya bu bir arkadaşımın kardeşi. Darüşşafak'ta da okuyordu. Kimse yoktu. Ben de İstanbul'a gelirdim. Ankara'da okuyoruz ya. Bir iki gün kaldığımda giderdim. Soneri alırdım, dışarıya çıkartırdım. Yemek yedirirdim falan. Dolaştırırdım. Biraz sonra tekrar bırakırdım. Bu çok önemlidir. Kimsesi bir çocuk, yatılı okuyan bir çocuk için. Ama ne bileyim ben böyle bir şey çıkacağını ortaya değil mi? Yani bu da benim en büyük hayal kırıklığımdır. O yüzden böyle yazıklar olsun falan diyebiliyorum. Ama şimdi işin aslına baktığınızda mesele şu. 10 büyük elçi ne diyordu? Türk yargısı e, bağımsız davransın. Türk yargısı bağımsızdır, bağımsızdır da. Bu 10 büyük elçi Biden'dan aldıkları Yönlendirmeyle bu bildiriye girmişler. E siz ne biçim bağımsız devletlerin bağımsız büyükelçilerisiniz. Hepinizi bir Biden, bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yönlendirebiliyorsa. Arkadaşlar o bildirde ne söylüyorlarsa hepsi palavradır. Hepsi hikayedir. Bunlar Haçlı orduları gibi Türkiye'ye saldırmaya çalışıyorlar. Meselenin özü budur. Başka da bir şey değildir. Onur Öğmen Üstadımız ne demiş? Hemen ona bir bakalım. Emekli Büyükelçi Onur Öğmen, 10 on Büyükelçinin açıklamasını aydınlığa değerlendirdi. Öymen, Öğmen, Büyükelçilerin yaptığının alışılmış bir durum olmadığını, yaşananların daha büyük bir krizi tetikleme amacı güdüldüğü izlenimini verdiğini ifade etti. Güzel. Emekli Büyükelçi Onur Öğmen, 10 on Büyükelçinin yaptığının alışılmış bir durum olmadığını, yaşananlardan daha büyük bir krizi tetikleme amacı güdüldüğü izlenimi edindiğini söyledi. Onur Öğmen ABD'nin de içinde bulunduğu 10 batılı büyükelçinin ortak açıklamasını ve gelişmeleri aydınlığa değerlendirdi. Yaşanan olayın birkaç boyutu olduğuna dikkat çeken Öğmen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmaması durumunda konsey üyeliğinden çıkarılmaya gidecek kadar gidecek bir süreç yaşanabileceğini ifade etti. Birçok ülkenin yıllardır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamadığını hatırlatan Öymen, örneğin Yunanistan Batı Trakya Türklerine ilişkin Kararı 13 yıldır uygulamıyor. Rusya ve Ukrayna'da çok sayıda kararı uygulamadı ama üyelikten çıkarma gündeme gelmedi dedi. Büyükelçilerin hükümetlerinden talimat almadan böyle açıklamalar yapamayacak, yapmayacaklarını kaydeden Öğmen dediklerini kendi söylemleri gibi değil hükümetlerin söylemleri gibi değerlendirmek gerekir. E az önce ben de bunu söyledim işte. Ulan tam diplomat olacak adammışım ha değil mi Halil? Ha? Vallahi bak ben ne söylesem e, Sayın Büyükelçim onu söylemiş. Türkiye'yi rahatsız eden bu tavrın sorumlusu ilgili ülkelerin hükümetleridir görüşünü savundu. İşte bu. On ülkenin Türkiye'nin uygulamalarından rahatsızlık duyuyorlarsa buna karşı izleyecekleri yolun belli olduğunu vurgulayan Öğmen şunları söyledi. Yetkililer açıklama yapar, Türkiye'yi eleştirebilir ya da Türkiye, Türkiye Büyükelçisi'nin çağrı rahatsızlığını iletir. Ülkeler genelde yurt dışındaki büyükelçilerini zor durumda bırakmamak için eleştirilerini kendi ülkelerinde eleştirecekleri devletin büyükelçisini çağırarak yaparlar. Bu defa yaptıkları iş bu kurala uymuyor. Bu alışılmış bir yöntem değil. Bana göre asıl niyet başka. Sanki daha büyük bir krizin tetiklenmesi havası var. Şimdi Avrupa Birliği'nde bütün Avrupa Birliği ülkelerindeki büyükelçilerin istenmeyen kişi ilan edilmesini dillendirenler var. Gelişmelerin ekonomik ve siyasi alanda maliyetleri olacak. Bu işi başlatan bu 10 ülke. Bu 10 ülke kendi ülkelerinde açıklama yapsaydı yaşadığımız kriz çıkmazdı. Sanki krizin çıkması amaçlanmış gibi. son Soner Çağatay hani ekonomik krizi, krizi perdelemek için yapmıştı Erdoğan bu numaraları bak. Sayın Büyükelçim ne diyor? Diyor ki bu 10 ülke daha büyük bir kriz yaratmak için bu işi yaptılar diyor. Yani e, yapan batılı ülkeler. Türkiye açısından bakarsak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına karşı işletilmesi gereken bir sürü mekanizma olduğunu kaydeden Özmen ee, Öymen pardon bu konuda gerekli adımların atılmamasını eleştirdi. Öymen Türkiye'nin de eksiklikleri olabilir ama ama burada iş başka. Doğu Akdeniz'de sorunları biz mi çıkardık? Diğer sorunları biz mi çıkardık? Özelleştirinin ölçüsünü kaçırmamak lazım ifadelerini kullandı. Evet, öz eleştiri yapabilirsiniz ama e, günah çıkartmaya dönüşmesin. Avrupa Birliği'nin çoğu zaman çifte standart uyguladığını belirten Öğmen şu görüşleri savundu. Kendilerine yakın olanlarla ilgili kıyameti koparırken istemediklerine karşı yapılanlara göz yumarlar. Örneğin kendilerine yakın gazeteciler hakkında açılan davalara yüksek sesle itiraz ettiler. Ama saygın gazeteci İlhan Selçuk hapse atılınca hiç ses çıkarmadılar. Ergenekon konusunda aldıkları kararlar var. Daha iddianame bile ortada yokken herkesi suçlu ilan ettiler. Türkiye'ye karşı tarafsız değiller. Artık Avrupa Birliği ile ilişkiler masaya yatırılmalı. Bu işler kavga ile değil müzakere ile olur. Öğmen Avrupa ülkelerinin 10 Büyükelçi olayında ABD'nin peşine takılması ile ilgili bir soruyu da şöyle yanıtladı. Avrupa ülkelerinin ABD'nin peşine takılma geleneği var. Birkaç istisna dışında hep ABD'nin peşine takıldılar. Özellikle Türkiye, Yunanistan ve İsrail konularında hep böyle oldu. Ha, çok güzel oldu şimdi. Türkiye'de bağımsız mahkemeler bağımsız kararlar verdiğinde hayır Türk mahkemeleri saraydan talimat alıyor diyorlar bu Avrupa ülkeleri. O yüzden böyle yapıyorlar derhal bırakın. E siz Amerika'dan talimat alıyorsunuz hem de devlet olarak biz yargımıza güveniyoruz. Ama size güvenmiyoruz. Ne olacak şimdi? Hadi düşünün bakalım. İsmet Özçelik var olan duruma topyekün saldırı demiş. ABD'si, Avrupa'sı alayını saymış. ABD, Avrupa Birliği, Muhalefet, Sedat Peker. Şöyle diyor, bir süredir uyarıyoruz. Hazırlıklar olduğunu söylüyoruz. ABD önderliğinde düşman faaliyetlerine dikkat çekiyoruz. Türkiye'ye topyekün saldırıya vurgu yapıyoruz. Dış bağlantılı kaos planını işaret ediyoruz. Saldırılar Erdoğan'a yapılsa da asıl hedefin Türkiye olduğunu belirtiyoruz gelişmeleri kısaca sıralayalım. ABD'nin Doğu Akdeniz'den tehdidi, Yunanistan'ın silahlandırılması, eş zamanlı ABD yığına, yapılan anlaşmayla Yunanistan'ın tamamının ABD üssü yapılması, kuşak ve yol ile Türk akımının hedef alınması, Türkiye'nin kuşatılması, ABD Savunma Bakanı'nın Karadeniz kışkırtma turu, ABD tarafından organize edilen 10 Büyükelçinin ortak açıklaması, Halkbank'a ceza için yargı yolunun yeniden açıklama, ıı, açılması. Eş zamanlı olarak muhalefetten gelen çıkışlar, siyasi cinayetler, KHK'lılara af kampanyası, FETÖ'cüler ve PKK'lılara umut verilmesi, bürokratlara emir dinlemeyin çağrısı, HDP meşru propagandası, Demirtaş'ın serbest bırakılması çıkışları, Sedat Peker'i yeniden ha harekete geçirme çabaları, Sedat Peker hesaplarından yapılan paylaşımlar. KKTC'de yaşananlar, KKTC'de Denktaş sonrası ilk kez Cumhurbaşkanı ve hükümet birlikte <laughs> denktaş politikalarını izliyorlar. İki devletli çözümde direniyorlar. Bu arada adada Türkiye'nin deniz üssü kurması gündeme geldi. Sen misin bunları yapan? Arşivlenmiş dosyalar, bel altı vuruşlar. Başbakan istifa etmek zorunda kaldı. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı zayıflatmaya çalışıyorlar. KKTC'de olanlar da Türkiye'ye saldırılan bağımsız değil. Yaşadıklarımızdan sadece birkaçı. Hepsi nasıl aynı anda sıralandı? Bütün bunlar tesadüf olabilir mi? Bu kadar saf mıyız? Bir merkezden düğmeye basıldığı çok açık. ABD, Avrupa Birliği, Muhalefet, Sedat Peker. Topyekun bir saldırı ile karşı karşıyayız. Karşımızdaki düşman büyük. Çok dikkatli bir politika izlemeliyiz. Tek başına savaşmaya kalkarsak kaybederiz. Dostlarımızı çoğaltmalıyız. Gücümüzü büyütmeliyiz. Tayin edici olan da bu. Düşman da bunu bildiği için ona göre davranıyor. Türkiye'de artık açık Amerikancılık zor. Amerikancılığı başka türlü yaptırıyorlar. Gizli Amerikancılara verdikleri görev açık. Türkiye'yi gerçek dostlarından koparmak. Rusya, Çin, İran düşmanlığını körüklemek. Şam yönetimiyle normalleşmeyi önlemek. Son dönemde hareketlendiler. Her fırsatta sahneye çıkıyorlar. Aldıkları görevi yapmaya çalışıyorlar. Bu arada ABD-Avrupa ilişkisi de önemli. Aralarında çıkar çatışması var. Her geçen günde büyüyor. 10 Büyükelçi olayında ABD bazı Avrupalı ülkeleri kuyruğuna takabildi ama bana göre geçici bir durum ülkeler arası ilişkileri çıkarlar belirler. Eninde sonunda Avrupa'da Asya'ya yanaşacak. Türkiye bu durumu görmeli hesaplarını ona göre yapmalı. Bunları her yerde anlatıyorum. Gelişmeleri tek tek sıralıyorum. Katıldığım televizyon programlarında da aktarıyorum. Bazıları anlattıklarımı küçümsüyor, komplo teorisi demeye getiriyorlar. Ben de onlara şu fıkrayı anlatıyorum. İki dana çayırda otluyormuş. Biri diğerine ben o işin sırrını çözdüm demiş. Diğeri Neyi diye sormuş. O da ben salamla sosisin neden yapıldığını öğrendim karşılığını vermiş. Diğeri başını çevirmiş. Bıla bırak komplo teorilerinin tepkisini göstermiş. Otlamaya devam etmiş. Biz hala salamla sosisin neyle yapıldığını anlayamadıysak Vay halimize diyor İsmet. Özçelik İsmet haklı. Arkadaşlar TGB bugün protesto yapacakmış bir haberi falan var mı bunun duyurusu muyurusu? Ha. Türkiye'de istenmiyorsunuz. Türkiye'nin egemenliğine kasteden, Türk yargısına ve iç işlerimize müdahaleye kalkışan 10 büyükelçinin Cumhurbaşkanımız tarafından istenmeyen adam ilan edilmesiyle ilgili basın açıklaması yapılacak. 25 Ekim Pazartesi saat 13 ABD Büyükelçiliği önü Ankara. Ee, biraz önce Dilek Çınar konuştu Can Karadut'un programında. Ee, Dilek Başkanı arıyorlarmış Kırklareli'den, Hakkari'den, Diyarbakır'dan e, Falan e, Başkan bizde gelirim mi? Ya bir durun, bir durun 4 gün sonra 29 Ekim'e geleceksiniz nasılsa durum, biz bunu hallederiz diyor Dilek. E, Türk gençliği ayakta Hazır bekliyor e, Hani siz e, Şey diye düşünüyorsunuz ya Türkiye'yi sıkıştırıyorlar, Türkiye zor durumda Falan filan Arkadaşlar 50 yıl aradan sonra İzmir'de ilk defa bir kurt görüldü. Vallahi gazetede haberi var. Hayır, hayır, gerek yok, gerek yok. Ben kurdu istiyorum. Kurtlar İzmir'e geri döndü. 50 yıl sonra ilk defa. Sarışın, mavi gözleri çatmak çatmak bıraksalar Afyon Ovası'na atlayacak. Yarın İstanbul'da kurt göründü. Öbür gün Tekirdağ'da kurt göründü. Daha öbür gün Zonguldak'ta kurt göründü. Daha öbür gün Ankara'da kurt göründü. Daha sonra bilmem Antalya'da kurt Kurtlar geri döndü. Ve bir türkü kulaklarımızda. Bir marş. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. Haydi kutlar. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık.

Türk ülkesi aşık eder herkesi Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi Herkesi, Ülkesi aşık eder herkesi Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi ülkesi aşık eder herkesi Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi Üstümüzden eksilmesin al al bayrağın gölgesi Üstümüzden o bayrağın gölgesi. Evet <laughs> Ankara'da kurt göründü. Görünce daha çok görünce göreceksiniz. Evet e, tabii karşı çıkanlar var. Nasıl var mesela Karar Gazetesi Birinci sayfasında Langıt diye bir manşet atmış. Ne demiş? Ne demiş? Karar gazetesi. Sen karar gazetesi şekerim bu akit. Kararın birinci sayfası. Ben bakayım mı buradan? Hı? Size zahmet olmasın. Dış işleri iki gün direndi demiş. Ha buldun. Türkiye'nin kriz yüküne bir katkı daha. Cumhurbaşkanı'nın 10 Büyükelçi talimatı Batı dünyasıyla en ağır gerilimin fitilini ateşledi. Diplomasi uzmanları ilişkilerimiz çıkmaza girer. Ankara izole, de, e, izole hale gelir uyarısı yaptı. Dışişleri bürokratlarının ise her konuda yansıması olacak ve faturası 84 milyona çıkacak vahim kararı frenlemek için 48 saat boyunca çaba harcadığı ortaya çıkmış. Ee, Erdoğan 4 yıldır tutuklu yargılanan Kavala'ya ilişkin açıklama yapan büyükelçilerin istenmeyen adam idam edilmesi için 21 Ekim'de talimat verdiği ortaya çıktı. Ya ne ortaya çıktı kendisi söyledi. Eşi görülmemiş krize yol açan gelişme sonrası Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki dairelerin ikili siyasi ilişkileri işaret ederek aksi yönde görüş belirtiyor öne sürüldü. Kırmızı dosyanın Bakan Çavuşoğlu'na sunulduğu ancak Cumhurbaşkanı'nın talimatı geri çekmediği belirtildi başkentlere resmi tebliğde bulunmadığı kaydedilirken AP Başkanı, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli otoriterliğe kayışın göstergesi iddiasında bulundu. Almanya'da hükümetin kilit ortağı FDP'nin sözcüsü Graf Lambsdorff NATO birliğini zayıflatır uyarısı yaptı. Çok da umurumdaydı. Karşılıklılık ilkesine dikkat çeken emekli büyükelçiler de karardan Ankara'nın zarar göreceğini vurguladı. Türkiye karşıtlarının eli güçlenir, uluslararası alandaki yalnızlık telafi olsa olmayan boyutlara taşınır dedi. Şimdi arkadaşlar kimse kusura bakmasın ama bu, bu bir e, elle taciz olayına benziyor. Kızcağız kendi halinde, yolda yürürken geliyor serserinin teki, kıza tacizde bulunuyor. Kız şikayet edince etraftan görenler, e, sen de kısa etek giymeseydin, sen de şöyle yapmasan, ya kız yolunda yürüyor. Hayvan herife kimsenin bir şey dediği yok kıza söylüyorlar. E sen de bilmem ne yapmasaydın. Buradaki durum tam da budur. Adamlar kalkıyorlar senin iç işlerine karışıyorlar. Yargına müdahale ediyorlar. E sen de çıkın gidin buradan diyorsun. Aa bak kriz çıkardı Türkiye. Yahu krizi çıkartan adam geliyor sana tacizde bulunuyor. Bizim Amerikancılar ne yapıyor? Ama sen de şöyle yapmasaydın ama sen de böyle yapmasaydın. Ya ben ne yaparsam yapayım ya da ne yapmazsam yapmayayım. Adamlar beni boğmaya karar vermiş. Bunu kafaya yazamıyorlar. Sonra kızın abisi geliyor. O serseriye ne yapıyorsun lan sen diyor. He? Gel bakayım buraya diyor. Sarkıntılık yapan herif ya da herifler otoriterliğe kayışın göstergesi diyor. Bak bana saldırıyor diyor. E sen kıza tacizde bulunurken iyiydi. Ne yapıyorsun lan sen? Deyince, "E bak diktatörlüğe kayış, otoriterliğe kayışın göstergesi." Durum tam da budur. O tar terlik falan değil. Kendini savunduğun zaman sana diktatör de olur. Teslim olacaksın. Parmak mı attı? Ah şöyle de yap diyecek. Yok öyle bir şey ya. Biz başı dik bir devletiz. Başımızda kim olursa olsun başı dik bir devletiz. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Benim beğenmediğimi Halil beğenir. Halil'in beğenmediğini Emir beğenir ama Türkiye'dir söz konusu olan. Erdoğan'a vuruyorlar bırak vursunlar. Hayır Erdoğan'a vurmuyorlar. Türkiye'ye vuruyorlar. Yani sonunda tecavüzü görecek olan o kızcağız. Hiçbir kabahati olmayan o kız Ha bu kadar ben, bu kadar çarpıtma, bu kadar kaypaklık, bu kadar şey e, görmedim ya. Daha da kötüsü, bakın Ünal Çeviköz, ismiyle müstahar. Ünal Çeviköz diyor ki, Dışişleri Bakanı görevden affını istesin diyor. CHP'li Çeviköz, 10 Büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesinin Türkiye'nin yalnızlığını, telafi edilemeyecek boyuta taşıyacağını söyledi. Dışişleri Bakanı'nın bu hatadan dönülmesi için gereğini yapacağını umduğunu belirten Çeviköz, aksi takdirde görevden affını istemesi gerektiğini savundu. Ya Dışişleri Bakanı eğer iki gün direndiyse bu olaya Cumhurbaşkanı'nın talimatına rağmen iki gün boyunca istenmeyen adam kararını başkentlere bildirmediyse zaten görevden affını istesin. Ama Ünal Çeviköz'le ayrı noktalardan istiyordu. O yapmamak için dirensin affını istesin diyor. Ben yapmadığın için Görevden affını istemelisin diyorum. Hem bu bir değil, iki değil Dışişleri Bakanı'nın yaptığı ya. Al sen hiçbir özelliği olmayan, hiçbir karşılığı olmayan adamları resmi Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti karşısında ben seni tanımıyorum, bunları tanımıyorum, tanıyorum de. Daha bunun gibi neleri var? Neleri var da? Evet, Dışişleri Bakanı görevden affını isteyebilir. Hiç de umursamam ama Ünal Çevik ayrı noktalardan istiyoruz. Onu da bilin. Abdülkadir Selvi bir ihtimal daha var demiş. Şimdi bir de şunu koyuyorlar ortaya. Ya bu işi nasıl sulandırırız? Nasıl geri çekeriz? Nasıl zamana yayarız? Nasıl unuttururuz? Adam gelmiş kıza tacizde bulunmuş. Kendi halindeki kıza. Sen gidip herife ne yapıyorsun demek yerine polise şikayet etmek, karakola götürmek, mahkum etmek yerine ya tamam işte el sıkışın barışalım. Bir de bu tavır var. Abdülkadir Selvi'ninkini de biraz böyle görüyorum. Ankara'da son 48 saatte büyük bir çabaya sahne oldu. Bu çabalar henüz sonuçlanmış değil, devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eskişehir'de Osman Kavala hakkında toplu olarak bildiri yayınlayan 10 büyükelçiyle ilgili olarak istenmeyen adam ilan edilmeleri için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini söylediği andan itibaren Batı dünyası ile ilişkiler açısından yeni bir sürece girildi. Bu yazı yazıldığı saate kadar Dışişleri Bakanlığı'na 10 Büyükelçinin sınır dışı edilmesiyle ilgili işlemlerin başlatılması talimatı verilmemişti. Dedilerim verilmez. Niye verilmesin Abdülkadir Bey? Ha? Neden? Ama işte zarar görür. Onlar da zarar görür. Amerika dahil, Avrupa dahil, Avrupa'nın bütün ülkeleri dahil. Biz 84 milyonluk büyük bir pazarız. Bu pazarı kaybedecekler. Farkında değil misiniz? Sadece 1,5-2 milyar dolarlık patriotu almadık gittikse S-400'ü aldık diyor. O pazarı kaptırdı diye Amerika yırtınıyor. Türkiye zarar, onlar da zarar görür. Onlar bunu göze alamaz. Siz boş verin. Dışişleri Bakanlığı da henüz bu 10 ülkeyle temas kurup biz sınır dışı etmeden siz büyükelçileriniz çekin dememişti. Sınır, sınır dışı işlemleriyle ilgili herhangi bir mekanizma işlemeye başlamamıştı. Ama kritik gün bugün. Bugün Türkiye ile Batı dünyası arasındaki ilişkilerin sınandığı bir gün olabilir. Çünkü olay Osman Kavala olayını açtı. Türkiye ile Batı dünyası arasında bir krize dönüşme aşamasına geldi. Dur 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 dur. Abdülkadir Aksu hiçbir şey anlamamış. Abdülkadir Aksu zannediyor ki bu hala iki ağaç işi. Abdülkadir Bey bu şey Selvi. Aksu nereden geliyor aklıma? Hay Allah. Abdülkadir Bey bu sizin bu olaydan hiçbir şey anlamadığınızı gösteriyor. Olay Osman Kavala olayını açtı. Türkiye ile Batı dünya arası arasında bir krize dönüşme aşamasına geldi diyor. Olay zaten Osman Kavala olayı değil. Değil zaten. Olay bakın nereden çıkıyor? Türkiye'nin hakları savunmasından çıkıyor. Olay Türkiye'yi Karadeniz'e Marmara'ya hapsetme. Akdeniz'de Antalya Körfezi'ne hapsetme olayı bir. Niye? Bu Avrupa ülkeleri her Türk Yunan krizinde Avrupa Yunanistan'ın yanında yer almadılar mı? Aldılar. Bu Avrupa ülkeleriyle biz daha 100 sene önce Kurtuluş Savaşı'nda kapışmadık mı? Boğaz Boğaz'a gelmedik mi? Geldik. Bunları unutuyorsunuz. Bu Avrupa ülkeleri şu anda kendi sınırları içinde FETÖ'yü, PKK'yı, Del Sol'u bilmem neyi barındıran ülkeler değil mi? Bu ülkeler, bu Avrupa ülkeleri koalisyon halinde Irak'a, Afganistan'a, Suriye'ye, Libya'ya saldırmadılar mı? Libya'ya saldıran donanmanın başındaki İtalyan gemisinin ismi neydi? Agamemnon. Bu Avrupa ülkeleri Türkiye'yi şimdiye kadar 50 senedir Avrupa Birliği'nin kapısına bağlayıp da orada bekletmediler mi? Bu Avrupa ülkeleri gümrük birliği sopasıyla Türkiye'nin milyarlarca dolar, milyarlarca avro kaybetmesine neden olmadı mı? Bu Avrupa Birliği'nin de içinde olduğu NATO, bizim büyük liderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı düşman hedef tahtasına koymadı mı? Hangi birini söyleyeyim? Nasıl o aşığın sözleri? Nesini söyleyeyim canım efendim diye. Gayri bizim Avrupa'yla düzen tutmaz dilimiz. Bu Avrupa ülkeleri Amerika ile birlikte olup üstümüze gelmedi mi? Bu Avrupa ülkeleri daha bu yaz. Akdeniz'de ticaret gemimize haydutlar gibi çıkmadı mı? Ne istiyorsunuz ya? Mesele evet Osman Kavala meselesi olayı değil. Mesele Amerika'yı da arkalarına al alarak Türkiye'ye yüklenme meselesi. Türkiye'yi yorma, Türkiye'yi çökertme meselesi. Hala korkmuşlar ne anlatıyorlar ya? Hala ne anlatıyorlar? Peki şimdi diyor ki Abdülkadir Selvi Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçileri Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istedikleri toplu açıklamalarıyla Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiler. Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi diplomatların bulundukları ülkenin iç işlerine karışmamasını düzenliyor. 9. maddesi de Türkiye'ye sınır dışı etme yetkisini tanıyor. E ihlal ettiler de olsun. Var mı bunun bir yaptırımı? Büyükelçileri sınır dışı edeceksin. E tamam edelim diyor Cumhurbaşkanı. Aman etme diyorsunuz. Derdiniz ne ya? Ya derdiniz ne açık söylesenize. Büyükelçiler toplu açıklamalarıyla Osman Kavala'ya destek değil tam aksine köstek oldular. Ah üzülmüştü. Biri daha söylemişti. Kimle hatırlamıyorum. Ha ah, bırakacaklar diyse bile şimdiden sonra artık hiç bırakmazlar diyor. Bu da öyle. Osman Kavala'ya köstek oldular. Tüh tüh çocuk içeride kaldı. İktidar ve muhalefetiyle Türkiye'yi karşılarına aldılar. Türkiye gibi muhalefeti mi karşılarına aldılar? Muhalefet onların yanında yahu. Abdülkadir Bey Allah'ını severseniz ya. Muhalefet onlara destek için yırtınıyor. Türkiye gibi bağımsız mücadelesinden doğan bir ülke. Bağımsızlık olacak. Abdülkadir Bey bağımsızlık mücadelesinden doğan bir ülke. 10 büyük elçinin parmak sallamasına boyun eğer mi? Burası müstemleke ülkesi değil. 10 büyükelçi de müstemleke valisi değil. Bu büyükelçilerin Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına samimi, samimi olarak inandıklarını da zannetmiyorum. 24 Kasım'daki duruşmada böyle bir ihtimal vardı. En azından Kavala için çabalar sürüyordu. Bu bildiriyle en büyük zararı Kavala'ya verdiler. Çünkü onların derdi Osman Kavala değil, Türkiye'ye had bildirmek. Had bildirene haddi bildirilir. Diyorsun, ama ondan sonra e, hadi kovalım bunları. Aa bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bunları anlamak mümkün değil ya. <laughs> Osman Kavala'nın derhal bırakılmasını isteyen ABD'nin büyük elçisi, 15 Temmuz darbe girişiminin lideri olan 251 kişinin ölümünden sorumlu olan Fethullah Gülen'le ilgili yargılama sürecini dahi başlatmadı. Pensilvanya'da krallar gibi ağırlamaya devam ediyor. Türkiye'nin sunduğu kolilerce delil Adalet Bakanlığı'nın tozlu mahzenlerinde Kapı açılmadan bekliyor. Hiçbir işlem yapılmadı. Aynı şeyi biz 11 Eylül saldırılarını yapan El Kaide'nin lideri Usame Bin Laden için yapsaydık ABD ne yapardı? Avrupa Birliği'nin merkezi olan Belçika Sabancı suikastı sanığı Fehri Erdalı iade etmedi. Sabancılar'ın suçu neydi? Hakeza Almanya mahkumiyeti kesinleşen Cem Dündar'ın iade talebini her defasında reddetti. Pasaport verip ödül törenlerinde gezdiriyorlar. Siz katilleri koruyorsunuz ama Türkiye'ye gelince parmak sallıyorsunuz. Batı dünyası için her şeyi söyleyebiliriz ama netice itibariyle Osman Kavala üzerinden 10 ülkeyle ilişkilerimizi koparmak kime zarar verir? Ha geldik Zurnanın zıp dediği şeye. Tamam diyor her şeyi söyleyelim ama irtibatı koparmayalım. Ya niye irtibat kopsun? Bir, yani ben 10 ülkenin büyük ülkelerine gönderdiğimde Almanya'daki vatandaş Türk malı diye almayacak mı benim onlara sattığım malı? Bal gibi alacak. Bırakın bunları. Bir de bazı şeyler vardır. Koparsa kopsun ya. Kızcağız sokakta kendi halinde giderken kalkıp adam ona elle taciz ediyorsa o adamın canını okurum. E ama işte kavga çıkarsa çıksın. E bırakalım sokak ortasında insanlara tecavüz mü etsinler? Söylediğine bak ya. Tövbe. <laughs> Şimdi diyor ki soğukkanlı olup büyük devletlere yakışan bir tavırla hareket etmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ortaya koyduğu tepkiyle bu 10 ülkeye anladığı dilden konuştu. İktidar ve muhalefetiyle Türkiye tavrını ortaya koydu ancak bundan sonrası serin kanlılıkla hareket etme zamanı. Abdülkadir Bey Fransa niye serin, kan serin kanlı davranmadı? Ha, Türkiye sondaj gemilerini Doğu Akdeniz'e çıkarttığında niye uçak gemisi kaldırdı bize doğru? Aynı şeyleri biraz onlara söylesenize. Cumhurbaşkanı şimdi, şimdi kıvırma yolunu arıyoruz. Şimdi kıvırma yolunu arıyoruz hürriyet sütunlarında. Şöyle diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Büyükelçisi'nin istenmeyen adam ilan edilip sınır dışı edilmesiyle ilgili konuşmasından sonra mekanizmanın hemen işlemeye başlaması yararlı oldu. Çünkü bir ihtimal daha var. İşlemeye başlamaması yararlı olmuş. Allah'tan kovmamışız ha. Yoksa mahvolmuştuk. Ya tamam tamam bırak boşver boşver. Bıktım ben bunlardan ya. Yandık, bittik, kül olduk, eridik amman. Bütün dertleri bu. Eyvah, zarara git. Tabii kurulu düzen, batının düzeni. Siz de batının adamı olduğunuz için eyvah, çok büyük zarara gireriz diyorsunuz değil mi? Ağzınızı açamıyorsunuz. Şu adamlara karşı bir doğru tepki koyamıyorsunuz. İşte o yüzden yaşasın Türkiye Gençlik Birliği. Şimdi bakın size çok Atatürkçü, acayip Atatürkçü bir gazete. Acayip Atatürkçü bir gazete. Sözcü gazetesi. Birinci sayfasındaki tepkiye bakın. Elçi krizi giderek büyüyor. Hır uğruna ülkenin geleceği yok ediliyor. CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, iktidarın hem ekonomi politikasına hem de büyük elçilere karşı tavrını sert dille eleştirmiş. Ya bu Erdoğan Toprak hakkında ne söylediğini Hay Allah ne söyleniyordu ya? Allah bak unuttum şimdi ya. Neyse unutmuşum. Ee, oraya verin. CHP milletvekili Utku Çakır bu çok tehlikeli bir oyun. 10 ülke içinde ticaret ortaklarımız var. Elçi krizi bir ekonomik ve siyasi krizi tetikler. Ha Utku Bey ticari ilişkilerimiz var ha. E, o zaman şöyle olabilir. Yolda yürüyen kendi halindeki kızcağıza kasabanın en büyük tüccarı tecavüz edebilir. Aman ticari ilişki. Çarpık bakış açısı. Konuyu dış işlerine bırakmak gerekiyor. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, elçi krizi Türkiye'nin çıkarına değil. Elçiler başkentlerden gelen talimatı, talimatı yerine getiriyor. Elçiye zevali olmaz derler. Konuyu dış işlerine bırakmak gerekiyor. <laughs> bu abi cumhurbaşkanlığı yaptı bu ülkede değil mi? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Eski Cumhurbaşkanı. Ee, Kavala meselesi yargıdadır şu anda. Görevli mahkeme Kavala ile ilgili davaya bakıyor. Siz de diyorsunuz ki konuyu dış işlerine bırakmak lazım. Nasıl yani? E o zaman şöyle yapalım. Ee, elektrik mühendisliğini prize bağlayalım. <laughs> elektrik mühendisliği fakültesinin prize bağlayalım. Ee, devlet tiyatroları 7 gün gazozuna bağlansın. Ne bileyim, tarım ve hayvancılık işleriyle de Küçükçekmece Nükleer Araştırma Merkezi ilgilensin, olsun bitsin. Öldüm, bittim, kültür... Ben ne yapacağım bu adamlarla ya? Hadi reklamlara. Evet televizyon gazetesi bu büyük elçilikler meselesiyle devam ediyor. Ee, bir de şey e, Akit Temel Karamoğlu olana e, kafadan girmiş. Sen kimin elçisisin bakayım diye. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da küstah elçiler gibi konuştu. Hukuka güvenmediğini söyleyen Karamollaoğlu Kobani olaylarında fi, e, faili Selahattin Demirtaş ve Soros artığı Osman Kavala için tahliye istemiş. E, tabii şey de soruyor ee, Osman Kavala için de aynı şeyi söylüyorum. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymalı. Sayın Temel Karamolluoğlu, e, Perinçek İsviçre davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, soykırım yoktur dedi. Ama Alman parlamentosu, Fransız parlamentosu gibi birçok parlamento e, vardır kararı geçirdiler. Şimdi siz önce bir Alman parlamentosuna, Alman parlamentosu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymalı deyin. Deyin iki gözüm. Ondan sonra konuşalım, oturalım, konuşalım. Yok ya, her tarafından şey, hikaye işte. Şimdi tabii eleştiriler de var. Mesela ne gibi var? Utku Reyhan bir tweet atmış. Ne demiş bakalım meseleyle ilgili? CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, Deva hepsi 10 büyük elçi için seferber oldu. Bence elçiler Türkiye'den gönül rahatlığıyla gitsinler. Ankara'da kendilerinden daha cevval fahri büyük elçiler var zaten demiş. <laughs> Alkışlıyorum çok güzel. Devam edelim tweetlere. Şaban Sevinç. Büyükelçiler bahane asıl istemediği demokratik değerler. Büyükelçiler bahane asıl istemediği demokratik değerler. Şaban sen biliyor musun demokratik değerler dediğin şey liberal kapitalizmin değerleridir. Demokrasi liberal kapitalizm değildir. Şekerin bir, iki Büyükelçiler bahane falan değildir. Bildiriyi Büyükelçiler yazdı. Recep Tayyip Erdoğan yazmadı. Hey Allah'ım ya Rabbim ben ne anlatırsam anlatayım sizin anlayabileceğiniz kadardır demek ki. 3. 3. 3'te kim var? Sinan Sungur mu var? Kim var? Evet. Ee, Ünal Çeviköz'ün açıklamasına cevap vermiş. Ülkemizde görev yapan 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi Türkiye'nin uluslararası alandaki yalnızlığını telafisi olmayan bir boyuta taşıyacaktır. Ben de bu uluslararası alandaki yalnız, yalnızlık meselesini anlamıyorum. Dışişleri Bakanı'nın bu hatadan dönülmesi için gereğini yapacağını umuyorum. Aksi takdirde görevden affını istemesi gerekir demişti Ünal Çeviköz. Sinan Sungur da Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni. Zeytinyağı gibi diyor. Ya yok şıracının şah, şahidi bozacı da olur e, galiba. Veya bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. E, güzel. Bir de Oğuz Polat Bey'in e, tweet'ine bakalım. O ıı, tam yerine rast geldi manzara koyduk tweet'e atmış şöyle demiş Türkiye yalnız kalıyor Büyükelçiler kararının sonuçları olacak Türkiye'ye yaptırımlar gelecek geçiniz bu safsataları efendiler Türkiye prangalarından kurtuluyor bundan böyle tam sağa pres Vatan Partisi hazır mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır demiş tam sağa pres kilit e, lafta bir e, evet tam sağa pres lazım bunlara e, doğrusu bu ee, şimdi e, hani kurtlar İzmir'e geri döndü dedik ya, e, bütün Türkiye'ye geri dönüyor. Bakın şimdi, e, 40 yıldır gazetecilik, televizyonculuk yapıyorum. Parlamento muhabirliği de yaptım. E, Birçok İçişleri Bakanı'yla da, Dışişleri Bakanı'yla da, Başbakan'la da e, konuştum, ettim. E, Dostluklar kurdum falan. Ama ilk defa bir İçişleri Bakanı'nın ağzından şöyle bir laf duydum. Biz PKK'yı tepeledikçe... ABD'yi de tepeliyoruz demiş İçişleri Bakanı Süleyman. Süleyman Abi yaşlandım ben ya. Adımı soyadını unuttun. Soylu soylu. Bunun haberi var mı? Soylu'nun haberi var mı? Vardır vardır. Nasıl yok? Yok vardır. Bakın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Çukurca sınırından sızan iki teröristin yapılan operasyonla etkisiz hale geldiğini belirterek göze alıyorsa kara yılan gelsin fare gibi saklanmasın onun da sırası geliyor açıklamasını yaptı. Soylu Ayaz Spor Kompleksi açılışındaki konuşmasında da PKK terör örgütü mensuplarının burunlarını dışarı çıkaranları çıkardıkları an tepelediklerini belirterek biz onları tepelediğimiz zaman ABD'yi de tepeliyoruz, Batı'yı da tepeliyoruz dedi. Benim için laf budur. Bakın 180 tane kaldı, 190 tane kaldı, 50 tane. Bunların hiçbir önemi yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti eşkıyayı tepeler. O ayrı. Ama bir İçişleri Bakanı biz onları tepelediğimiz zaman yani PKK'yı tepelediğimiz zaman ABD'yi de tepeliyoruz, Batı'yı da tepeliyoruz diyorsa ha orada iş işte, değişiyor işte. Demiş ki Süleyman Soylu geçen hafta Ovacık'ta Ahbanos Vadisi'nde bulundum. 570 terörist vardı orada. Bundan 5 yıl önce. Bu hafta ikisini daha tepeledik. Üçünden de birinin kolu yok, birinin bacağı yok. Bir tanesinde başka bir hastalığı var, yatıyor. Toplam 16 kaldı. Onlar da kafalarını, burunlarını çıkaramıyorlar. Burunlarını çıkarttıkları anda tepeliyoruz. 180'in altına düştü. Biz onları ne görüyoruz biliyor musunuz? ABD'nin, Fransa'nın, Avrupa'nın, Batı'nın bu ülkeyi ilerlemeden yoksun bırakmak için, bu ülkenin birliğini ortadan kaldırabilmek için tuttukları hainler olarak niteliyoruz hainler olarak nitelendiriyoruz. Ve biz onları tepelediğimiz zaman ABD'yi de tepeliyoruz, Batı'yı da tepeliyoruz. Batı'nın etrafınızdaki coğrafyada bütün ülkeleri geri bıraktırmak için her yolu denildiğini vurgulayan soylu, Batı her birini geri bırakabilmek için binbir tezgahlı üzerlerini oynamaktadır ama 21. yüzyılın başından itibaren Türkiye bambaşka bir noktaya gelmiştir ifadelerini kullandı. Evet, Mesele budur. Biz onları ne görüyoruz biliyor musunuz? ABD'nin, Fransa'nın, Avrupa'nın, Batı'nın bu ülkeyi ilerlemeden yoksun bırakmak için, bu ülkenin birliğini ortadan kaldırabilmek için tuttukları hainler olarak nitelendiriyoruz ve biz onları tepelediğimiz zaman ABD'yi de tepeliyoruz, Batı'yı da tepeliyoruz. Tepeleyen kim? Kahraman Türk ordusu, kahraman Mehmetçik. Ne demiştik? İzmir'de 50 yıl aradan sonra kurt geri döndü. Derya diyor ki abi başka yerlerde de döndü. Nerede? Evet. Ankara'da kurt geri dönmüş. Başka? Antalya'da kurt geri dönmüş. Başka? Zonguldak'ta kurt geri dönmüş. Başka? Tekirdağ'da kurt geri dönmüş. Başka? İstanbul'da kurt geri dönmüş. Yalnız dikkat edin. Sarışın, mavi gözlü. Buyurun. Evet, televizyon gazetesine devam edelim. Şimdi bütün anlattıklarımızdan ne çıkıyor biliyor musunuz? Bir emperyalizm çıkıyor. Bütün mazlum milletlere dişini geçirmeye çalışan kanlarını emmeye çalışan bir emperyalizm. Buna Batı ya da Atlantik de diyebiliriz. Hiç fark etmez. Ama şunu bilin, tek dişi kalmış canavar ama hala yeni yeni planlar kuruyor. Mesela bunların bayıldığı bir düşünür dedikleri ama bana göre düşünür, düşünür değil. Ee, filozof diyorlar bana göre filozof filozof değil küreselci bir filozofun emperyal düşleri diye vermiş Aydınlık başlığını. Ee, küreselci liberal hegemonya için tünelin sonu göründü. Arap Baharı projesinin yenilgiye uğratılması, İngiltere'nin Brexit anlaşmasıyla Gümrük Birliği'nden çıkması sonrası Avrupa Birliği'nin fiilen çözülmeye başlaması Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz'de Avrasyacı güçlerinin avantaj kazanması ve son olarak ABD'nin Afganistan'da aldığı ağır yenilgi. Artık Batı dünyasında yeni arayışlar ve çözüm çözümler tartışılmaya başlandı bile. Geçen haftalarda 8 Ekim'de küreselci filozof Bernard Henry Levy, bana göre filozof filozof değil basmaya silah ve kan tüccarı, İtalyan La Repubblica gazetesinde yayınlanan, yayınlanan makalesinde Latin Birliği çağrısı yaptı. Levy önümüzdeki haftalarda Fransa Cumhurbaşkanı ve İtalyan mevkidaşının Paris-Roma ilişkilerinin çerçevesini tanımlayan bir anlaşma ilan edeceklerini bildirdi. Makalesine Macron Kojeve'yi okuyacak mı diye başlayan Levy, özetle bir tür Latin İmparatorluğu çağrısı yapıyor. Levy bu fikrini Rus filozof Alexander Kojeve'nin tezlerine dayandırıyor. Kojeve'ye göre... 1945'ten sonra ulusal devletler bitmiştir ve post ulusal isim postulusal imparatorluklar çağı başlamıştır. Koca ve bu imparatorluklardan birisinin Sovyetler Birliği, ikincisinin ABD ve İngiltere'den oluşan Anglo-Sakson bloğu olduğuna inanıyordu. Bununla birlikte filozofa göre kendini ilan edebilecek bir başka kutup daha vardı. Fransa, İtalya, Portekiz ve İspanya'dan oluşan Latin ülkeleri. ABD Avrupa Birliği deneyiminin bir ekonomik çıkarlar temeline dayandığını söyleyen Nevi, Latin Birliği'nin ise eski Roma medeniyetinin bir devamı olarak din, kültür ve tarih gibi metafizik değerlerin ortaklığına dayandığını söylüyor ve Roma Paris öncülüğünde Madrid ve Porto ile içine alan bir Latin Birliği'ni krize atlatmak için bir çıkar yol olarak görüyor. Yazının sonunda Levi, Latin Birliği'nin seçeneğinin Fransa için uçuruma düşmemek için son fırsat olduğunu beyan ediyor demiş. E böyle böyle parçalanır birlikler. Büyük birlik parçalanır, küçük birlik ortaya çıkar. Küçük birlik parçalanır, daha küçük birlik ortaya çıkar. Ve bu e, emperyal bir düştür ama Avrupa Birliği hedefinin çok gerisinde bir emperyal düştür. E, 30 ülkelik bir birlikten e, düşe düşe 4, e, bilemedim 5 birliğe düşer. Çöküş böyle bir şey. Ama netice itibariyle emperyalizmden vazgeçmiyor Levi'yi. Emperyalizm, emperyalizm aman bıktık be Halil Nebiler. Ne bu emperyalizm? Ceyhun Bozkurt dostumuz bir video bulmuş. Orada gayet güzel anlatılıyor emperyalizm. O da şöyle demiş zaten tweetinde. Hani hep emperyalizm diyorduk ya. işte vücut bulmuş hali. Akademisyen Doktor Howard Nicholas

africa where it is also impoverished. it's absolutely vital for the prosperity of everyone else. so let's get clear about that. all the economic structures, all the global institutions and the economics we teach everyone is all designed to keep africa exactly where it is. we need africa to be impoverished because we need those raw materials and we need them dirty. okay? So because if Africa does do something different, I assure you living standards of all those in Europe and North America and Asia is going to fall. Okay? And that is a big price to pay. I assure you that the West is not going to allow that without a big fight. And why I keep the ideology part there is because we are part of the producers of ideology. At universities and academic institutions, we are complicit in this whole enterprise, okay? So the job of many Western academics is to convince Africans they have to keep doing what they're doing, okay? And to show them, it's your fault that you're poor. It's not our fault. It's your fault that you're poor, you know? So this is what we do in academic institutions. With all these vast resources being produced, how much are they getting for it? Nothing. Nothing. This is a very significant piece of data. No country ever develops without manufacturing. What has caused industry to fall is the fall in manufacturing production. This is deliberate because we will never, as Western economists, as Western policymakers, We cannot afford to allow Africa to industrialize and start producing manufactures. Ya gördünüz mü ee, emperyalizm neymiş? Avrupa'nın, Kuzey Amerika'nın, Batı'nın refahını sürdürebilmesi için Afrika'nın fakir kalması lazım. Ham maddenin oradan sudan ucuza gelmesi lazım. Afrika'nın sanayileşmesine izin verirsek batarız Bizim öğrettiğimiz ekonomilerle bu böyle olacak Siz hala gidin, Friedman dedi ki, Friedman dedi ki, piyasa ekonomisi falan deyin. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisine, mutlaka vardır bilgisi ama, bu videoyu bilgisine sunarım. Bu Türkiye için de böyledir, İran için de böyledir. Ve bütün coğrafyamızdaki Batı Asya ülkeleri için de böyledir. Biz fakir kalalım ki onlar refahlarını sürdürebilsinler. Eğer biz sanayileşirsek, biz üretim devrimini gerçekleştirirsek, biz üretirsek onlar biter. Sahra Altı Afrika için söyledikleri bu, batılı ekonomistin. Şimdi size bir haber. Sudan'da bir grup askerin ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerinin tutukladığı bildirildi. Gelen son dakika bilgisine göre Sudan Enformasyon Bakanlığı Başbakan Abdullah Hamduk'un darbeyi reddettiği için tutuklandığını ve bilinmeyen bir yere nakledildiğini bildirdi. Dört bakanın ise tutuklandığı ifade edildi. Ülkede internet ve telefon hatlarında kesintiler yaşanıyor. Sudanlı siyasi partiler darbe girişimi sonrası sivil tatsizlik çağrısı yaparken Sudan Meslek Odaları Birliği ise halkı sokağa inmeye çağırdı. Şu anda darbeyi yapan kim, darbeyi yaptıran kim bilmiyoruz. Çok yeni bir haber. Ama şunu biliyoruz. Batı'nın varoluşu, refahı, yükselişi Asya'nın, Batı Asya'nın, Afrika'nın fakir tutulmasına bağlıdır. Bunun için her şeyi yaparız diyor. Her şeyi yapmıyor, her şeyi yapıyorlar. Son birkaç aydır size en az 5 Afrika ülkesinde darbe ya da darbe girişimi gösterdim değil mi? Cumhurbaşkanlarını işkenceyle öldürdüler, tutukladılar, bilmem ne yaptılar. Emperyalizm budur. Emperyalizm bir palavra değildir, somuttur, nettir. Emperyalizm İzmir'e giden İngiltere emrindeki Yunan birlikleridir. Emperyalizm İstanbul'u işgal eden İngilizlerdir. Emperyalizm Antalya'ya giren İtalyanlardır. Emperyalizm Antep'e giren Fransızlardır. Emperyalizm Ebu Gureyb'de tecavüze uğradıkları için kocalarına, çocuklarına bizi öldürün, burayı bombalayın diye ricada bulunan Iraklı kadınlardır. Kadınların durumudur. Ya işte bu seçimi kazanalım da kazanmayın kaybedin. Ama emperyalizmin öğrettiği ekonomiyi, emperyalizmin öğrettiği siyaseti Türkiye'de uygulamaya kalkmayın. Emperyalizm nettir, somuttur, açıktır. Görmek isterseniz Peki bir şey yapıyor muyuz? Biz yapıyor muyuz? Mazlum milletler yapıyor mu? Ee, Asya yapıyor mu? Yapmaz mıyız ya? Yapıyoruz tabii. Herkes nereye bakacağını biliyor artık, öğrendi artık. Bakın Cumhurbaşkanı son bir yılda üçüncü Azerbaycan ziyaretini yapıyor. Bir değil, iki değil, üçüncü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son bir yıl içinde üçüncü kez Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Edinilen bilgiye göre 26 Ekim Salı günü bir e, Salı günü birlik gerçekleşecek ziyarette Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Karabağ topraklarında inşa ettiği ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı, Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete girecek. Erdoğan törende konuşma yapacak. Erdoğan daha önce 9 Aralık 2020 ve 15 Haziran 2021'de Azerbaycan'a resmi ziyaretler gerçekleştirdi. Azerbaycan ordusunun zaferinin ardından 9 Aralık 2020'deki ziyaretinde Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabriyle Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla 10 Aralık'ta düzenlenen Zafer Geçidi törenine katıldı. Erdoğan buradaki konuşmasında Türkiye ve Azerbaycan olarak hedefimiz bu toprakları daha müreffeh, daha gelişmiş çocuklarımız için daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için mücadele etmektir. Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece Allah'ın izniyle zorlukları aşmaya, başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a ikinci ziyaretini 15 Haziran 2021'de gerçekleştirdi. Aliyev tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı ziyaret etti. Erdoğan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmış şu Şuşa'yı ziyaret etmesi, Azerbaycan'ın bağımsızlığına sınır ve <laughs> bütünlüğüne verilen güçlü desteğinde göstergesi oldu. Efendim Türkiye yalnızlaşıyormuş. Nerede yalnızlaşıyor? Azerbaycan devlet değil mi? İran devlet değil mi? Rusya devlet değil mi? Ha Almanya tehdit etmiş Rusya'yı. E, Sergey Shoigu Rus savunma bakanı. Na... Öyle tokat gibi bir cevap vermiş. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Alman mevkidaşı Anne Gret Kramp Karrenbauer'ın NATO'ya Rusya'ya karşı silah kullanma çağrısı üzerine bak. Şimdi bunlarla mı birlikte olacağız? Türkiye'yi tehdit ediyor, silahla tehdit ediyor. Almanya için söylemiyorum, Batı için, Atlantik sistemi için söylüyorum. Rusya'yı silahla tehdit ediyor. İran'ı silahla tehdit ediyor. Her tarafı silahla tehdit ediyor. Ama Almanya'yı üstü kapalı Rusya tehdit etmiş olduğu. Bu nasıl mantıktır ya? Bak diyor ki Rusya'ya karşı silah kullanalım diyor. Eee var. Geçmişte benzer adımların Almanya ve Avrupa için nasıl sonuçlandığını Almanya Savunma Bakanı iyi bilmeli ifadelerini kullanmış Sergey Shoigu. Rusya'yı askeri olarak çevreleme çağrıları ışığında NATO'nun ülkesinin sınırlarına doğru sürekli güç çektiğini belirten Şoygu, geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını Alman Savunma Bakanı iyi bilmelidir. Avrupa'da güvenlik ancak Rusya'nın çıkarlarına halel getirmeden sağlanabilir ifadelerini kullandı. Şoygu'nun bu sözlerle 2. Dünya Savaşı'nda Rus ordusunun Berlin'in işgaline atıfta bulunduğu belirtiliyor. Hangi gazete bu arkadaşlar? Hangi gazete bu? Yeni Şafak gazetesi dış haberler servisini uyarsın. Atıfta falan bulunmuyor. Sergey Shoigu, haberin asıl metninde diyor ki geçmişte bunu denediler Berlin'e kadar girdik diyor. Haberin tamamını verin. Haberin tamamını verin. Yani Yani onlar bize doğru saldırdıkça biz de bir şeyler yapıyoruz. Ne yapıyoruz mesela? Ee, İsrail'in e, casus çetesini ortana, e, ortaya çıkartıyoruz. Ya da gözümüzü Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'a çeviriyoruz. Neler yapmamız gerekir? Bunları tartışıyoruz. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta yapılması gerekenler diye bir başlık. Evet. Avrasya Birlik Vakfı, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Türk Denizlik ve Global Stratejiler Merkezi'nin öncülük ettiği sempozyumda 3 oturum yapıldı. 12 konuşmacı yer aldı. Konuşmalarda ABD'ye iyi bir ders verilmeli, ittifaklara karşı ittifaklar yapılmalı, KKTC mutlaka tanıtılmalı, Kıbrıs'ta egemen üst tesis edilmeli, mavi ekonomi geliştirilmeli fikirleri öne çıktı. Şimdi Kıbrıs'ta yayınlanan Volkan Gazetesi'ne bakalım arkadaşlar. Fazla vaktimiz kalmadı böyle hızlıca. Hedef haklarımızın korunması, KKTC'nin tanınması diye çıkmış Volkan gazetesi. Birkaç örnek vermiş Cihat Yaycı'dan. Lozan'ın 16. maddesi Türkiye'nin elini Kıbrıs'ta güçlendirmektedir. Türkiye, Kıbrıs'ın geleceği söz konusu olduğunda ilgili devletler arasında birinci öncelikli devlettir. KKTC'de muhalefet Rumlarla birleşelim demiş, federasyon kuralım demiş. Bunlar Türkiye'yi enterese etmez. Türkiye, Lozan'ın 16. maddesine göre Kıbrıs'taki her türlü yapılanmada söz sahibidir diyor. Sayın Doğanay konuşmuş. Kıbrıs'ta Türk ve Rumları birleşmeye zorlayan batılı sözde dostlarımızın Suriye ve Irak'ta neden ayrılmayı körüklediklerine de anlam veremediğimizi ifade etmek isterim. Irak ve Suriye'yi bölmek isteyenler bizi Kıbrıs'ta neden birleşmeye zorluyorlar demiş. Sayın Gülbahar konuşmuş. Emperyalizmin yayılma hastalığı sürmektedir. Türkiye ateş çemberinin ortasındadır. Barış istiyorsak savaşa hazır olmalıyız demiş. Sayın Özülker, emekli büyükelçimiz, Kıbrıs meselesi başından beri zor bir sorun. Megalida dediğimiz Yunan heveskarlığı devam ediyor. Kıbrıs sorunu siyasidir. Bu tür meselelerin çözümü gücünüzle orantılıdır. Bugün e, uluslararası platformlarda hukuk açısından ne zaman yola çıksanız karşınıza hiç değiştirilmez gibi... ...Rumların ada e, adanın tamamını meşru e, iradesini kılan 186 oğlu Birleşmiş Milletler Güvenlik Kara, e, Konseyi kararını bulursunuz demiş... Yani Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de yine yani haklarımızı koruyacağız. Demek ki Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de de kurtlar geri dönmüş güzel. Hepsi de sarışın mavi gözlü bu kurt, kurtların. Efendim bütün bunlar <laughs> garip sonuçlar doğuruyor. Yani bakın hakikaten Kıbrıs'ı birleştirmeye çalışıyorlar. Hiçbir araya gelemeyecek. Geçmişte birbirleriyle savaşmış, kan dökmüş iki toplumu... ...tek devlette birleşmeyi amaçlıyorlar, birleştirmeyi. Ama Irak'ı bölmeye çalışıyorlar. Ayrı iki üç devlet çıkarmaya. Suriye'yi bölmeye, Türkiye'yi bölmeye, İran'ı bölmeye çalışıyorlar. Rusya'yı paramparça etmeye çalışıyorlar. Bu da anlaşılır gibi değil. Bakın kavramlar... ...zamana ve mekana göre değişiyor galiba çünkü... Mesela duvarları yıkmak 89'da 90'da 91'de çok önemli bir şeydi. Hani o keyifle dinlediğiniz Pink Floyd'un The Wall şarkısı var ya, "We don't need no education" diye başlar. O Berlin Duvarı'nın yıkılması için yapılan bir çalışmaydı. Berlin Duvarı'nın yıkılması özgürlük anlamına geliyordu onlar için. Sosyalizmin yıkılışı onlar için özgürlük anlamına geliyordu. Peki bugün neden duvar inşa ediyorsunuz? Dünyanın bir sürü yerinde, bir sürü devlet arasında sınırda duvar inşa ediliyor. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, göçmenleri yasa dışı girişlerini önlemek için Belarus sınırına 350 milyon avroluk bir duvar inşa etmeyi planlayan Polonya'ya sınırlarını koruma hakkı vardır diyerek destek verdi. Avrupa Birliği Minsk yönetimini Belarus'a uygulanan yaptırımlara karşı Orta Doğu ve Afrika'dan göçmenleri birliğe yollamakla suçlan, suçlarken çok sayıda Avrupa Birliği ülkesi Brüksel'den yasa dışı göçmenlerin birlik sınırlarına girişini önlemek üzere duvar inşası için bütçe talep etmişti. Seehofer Bildamson Tag gazetesine verdiği demeçte Polonya'nın duvar inşası ile ilgili bir soruya sınırların korunması meşrudur yanıtını verdi. Yasa dışı sınır geçişlerini önlemek için dış sınırlarımızın korunması gerekiyor Yani Seehofer ayrıca Almanya'nın da Almanya-Polonya sınırındaki kontrollerini arttıracağı ve 800 kişilik polis ekibinin şimdiden konuşlandırıldığını söyledi. Alman bakan gerekirse bu sayının artırılabileceğini ifade etti. Almanya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre bu yılın başından bu yana 5700 kişi Almanya ve Polonya arasındaki sınırdan yasa dışı giriş yaptı. Ancak Seehofer, Almanya'nın Polonya sınırını kapatma planı olmadığını, böyle bir hareketin yasal olarak sorgulanabilir olacağını ifade etti. Seehofer, Polonyalı mevkidaşı Mariusz Kaminski'yi de geçen hafta ortak devri önerisini dile getiren bir mektup yazmıştı. Kaminski, ülkesinin bu tür önlemlere tam destek vereceğini ifade etti. Öte yandan Alman polisinin Polonya sınırında silahlı olduğu belirtilen elinden fazla aşırı sağcıyı durdurduğu bildirildi. Neonazi örgütlere, örgütlerle bağı olan 3. Yol adlı partinin sınırlarda geçişini engellenmesi yolundaki çağrısı üzerine grubun Polonya sınırına yakın Guben kasabasında devreye gezdiği biber gazı, süngü, pala ve coplarla donanmış olduğunu olduğu kaydedildi. Polisin silahlarını el koyarak grubu uzaklaştırdığı bildirilirken Guben kasabasında çok sayıda antifaşistin de aşırı sağcılara karşı olduklarını göstermek için devreye gezdikleri ve nöbet tuttukları belirtildi. Şimdi Almanya diyor ki evet Polonya Belarus sınırına 350 milyon avroluk bir duvar inşa edebilir. Herkesin sınırlarını koruma hakkı vardır. Niye? E 5700 kişi bir yılda yasa dışı giriş yapmış. Ulan bizde 5 milyon kişi var. 5 milyon kişi var. Suriyelisi, Iraklısı, Afganı, Ganalısı, Sudanlısı 5 milyon kişi. Peki madem Berlin duvarının yıkılması iyiydi. E doğu Almanya'nın kendi sınırını koruma hakkı yok muydu? Ama onlar yıkıldı. E yıktınız. Emperyalizm bu işte. Kendi sınırlarını duvarlarla, silahlarla, polislerle, askerlerle olmadı faşistlerle korur. Ama sizin sınırlarınız pembeleştirilir. Öyle de oldu Selahattin Demirtaş, sınırları pembeleştireceğiz doğru de değil mi? Şimdi bir de önüne gelen önüne gelene faşist diyor ya. Biz ne diyoruz? Yükselen emperyalizmin da emperyalizmin silahlı güçleridir. Faşistinler işte. Alman emperyalizminin faşistleri ne o? Naziler. Kavramlar yerlere göre ya da zamanlara göre değişiklik göstermemeli. Devletler ya sınırlarını koruma hakkına sahip olmalı ya emperyalist devletlerinde sınırları olmamalı. Bizim gibi ülkelerde bir bahçeden bir bahçeye geçer gibi sınırlar kaldırılsın diyorlar. Bizim saftiriklerde aa tabii tabii diyor. Ama kendi ülkelerinde duvarın kralını örüyorlar. Duvarın Allah'ını örüyorlar. Kendileri bilirler. <laughs> gelelim günün fıkrasına. Gelelim mi Emir? Efendim Emre Cemil Ayvalı'nın tweetinden videoyu izleyeceğiz. Ee, Sayın Temel Karamolluoğlu nerede? TV yüzde bir programa çıkıyor. Ee, yalnız programın moderatörü deneyimli bir arkadaşımız Pınar Ardor. Ee, bakın Karamolluoğlu ne diyor? Pınar Ardor ne soruyor? Karamollaoğlu nasıl cevap veriyor? Bir izleyin. Türkiye'de 500 tane eğer Mercedes araba varsa, makam aracı olarak kullanılıyorsa 700 diyen de var. Günahtır ya. Yani ne olmuş Renault'a binse? Ben belediye başkanı olduğum zaman 1989 yılında bana geçmişten gelen bir tane Mercedes vardı. Sizin makam aracınız ne? Makam aracın mı? Mercedes şu anda bir Her tane şey. var. Evet onu bir söyleyeyim. Söyleyin. <laughs> Emir gülünecek bir şey yok. Bunlar devlet yönetiyorlar ya. Yani yönetecekler, talipler. Senin makam ara araban ne? Nasıl yok? Kos koca kameraman sunulsal kanalda makam araban yok mu? Sinan, Emir'e bir makam arabası Mercedes olsun. Ya arkadaşlar şimdi hiçbir ciddiyetleri yok ki. Yani ne diyesin, ne söyleyesin bilmiyorum ki. Günah değil mi ya Mercedes makam arabası? Yani e, Sayın Rütük, Sayın Rütük bunları reklam için söylemiyorum. Yani parti genel başkanı falan söylediği için. Günah değil mi ya? Hani günahtı. Ne olur Renault'a binseniz de o. Sonra senin araban ne? E Mercedes bari konuyu hiç gündeme getirme ya. Hiç konuşma. İsraftan mı bahsedeceksin? Başka şeyden bahset. Ha oh, ha! Oh, oh. Bunlarla siyaset yapacağız. Bunlar, ey yavrum, ey. Zor be vallahi zor. Zor. Bir e, Nevşin Hanım var. E, Nevşin Hanım e, gazeteci. Tırnak içinde gazeteci. Nevşin Hanım da e, zaman zaman öyle şeyler söylüyor ki, ne demiş? Bak Türkiye İran olur mu? Kuşkusuyla çıktığımız yolda bari Kuzey Kore olmayalım şiarıyla devam ediyoruz demiş. Araba lastiği bulamadık, don lastiği verelim havasına sokmaya çalışıyor Nevşin Hanım. Türkiye-İran olur mu kuşkusuyla çıktığımız yolda bari Kuzey Kore olmayalım şiarıyla devam ediyoruz diyor. Mustafa İlker Yücel diye bir çocuk var, aslan parçası, ona cevap vermiş. Demiş ki, ABD gözlüğüyle Türkiye'ye bakınca kendi ülkene düşmanlıkla yetinmezsin. Mazlum milletlere de kin kusarsın. Bu paylaşımı beğenenlerin sayısı ABD'nin diz çöktürdüğü yere demokrasinin geldiğini sanan lobinin Türkiye'de ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar İran olmayalım. Kuzey Kore olmayalım. Başka ne olmayalım? Olmayalım işte. Ya Rusya olmayalım, Çin olmayalım. Ne olalım abi? Amerika olalım. Nasıl bir Amerika? E küçük olsun, benim olsun. E gördünüz küçük Amerika'yı. 70 yılda ne hale geldi Türkiye? Ama cep telefonumuz var. Hay cep telefonuna. Ama ben bilmem ne marka makamar var. Ölür müsünüz Türk arabasına binseniz? Ha. Ah. Bunlar emperyalist, kapitalist ahlakı ve hukuk kurallarını demokrasi zanneden tipler. Arkadaşlar her tavuk kendi yumurtasını yumurtlar. Ve hiçbir yumurta diğer yumurtaya benzemez. Biz dışarıdan baktığımız için öyle görürüz. Atilla İlhan'ın müthiş bir kitap ismi vardı. Zenciler birbirine benzemez diye. Baktığın zaman zencilere hepsi aynı gibi görürsün. Çinliler de öyledir. Halbuki yakından baktığında müthiş farklılıklar vardır. Yani birazcık bunların beyinlerinin çalıştığı batıdan, birazcık kapitalizmden, birazcık liberalizmden farklı bir şey olduğunuz zaman Aman bunun gibi olmayalım. Keşke olsan. Keşke olsan. Nerede, 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 neredesin dost arkadaşlar bu kadar. Ee, bugün biraz 5-6 dakika erken bitireceğiz. Ama hiç merak etmeyin. Yarın sabah saat 9:30'da burada olacağım. Yarın sabah saat 9:30'a kadar. Lütfen kendinize iyi bakın. Ama sadece yarın sabah saat 9:30'a kadar değil. Bakın bir sürü şey anlattık. Yok efendim Türkiye şurayı yapacaklarmış, bunu yap. Ben daha 13-14 yaşından beri bu işlerin içindeyim. Hadi 15 olsun. Türkiyeye bir şey olmasın. Ha sıkıntı çekeriz bilmem ne, ama Kıbrıs'ı kaptırmayız. Ha sıkıntı çekeriz ama e, bilmem ne, ama ülkeyi böldürmeyiz. Yani toprak için. Türkiye Cumhuriyeti toprağı için hiç kimse bizim başımızı öne yediremez. Sonunda biz kazanacağız. Türk milleti kazanacak. O yüzden sadece yarın sabah saat 9.30'a kadar değil. Biz kazanıncaya kadar. Mazlum milletler. insanlık kazanıncaya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Atatürk'le ittifak yapın halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak etti. Ey Merkel diyeceğim şimdi nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar, üstüne üstüne gider, bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan, terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır şimdi mı? Topraklarda yani? Mustafa Kemaller yenilmez, bunu birileri öğrenecek.